Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un geldiği seviyeler itibariyle genel görünümü paylaşmaya çalışayım. Haftalardır çıkan bir borsa ile karşı karşıyayız. Bu hafta da yine yeşil. Şu an için bir doji var. Ancak yeşil 2 günlük işlemler yatayda kaldı. Günlük baktığımızda ne görürüz? Önce haftaları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. hafta. 11. hafta risklidir arkadaşlar. 11. hafta olması sebebiyle 9-11. haftalar. Daha önce de saymıştım hatırlarsanız şuradaki haftaları saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. hafta bu bölgede. Ancak bu kadar dik bir çıkış değildi. Burada da yine 11. haftaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. haftada kırmızı geldi. Yüksek ihtimalle burası da 1-2 hafta içerisinde kırmızıları yakmaya başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada 15, 16. hafta. Şu ikisi 15, 16. haftada. Burası 11. haftada. Genelde de yani 11. haftalar risklidir arkadaşlar. Bir kırmızı gelip ondan sonra tekrar yukarı dönme ihtimali de olabilir. Yoksa yatayda da kalabilir diye belirtelim. Yani hızlı çıkışlar artık biraz dinlendikten sonra belki mümkün. Çünkü hedef seviyelere geldik. Hedef seviyelere çok yakınız daha doğrusu. Zirve seviyelere. Dolar tabii yükseldiği için biraz dolar bazında potansiyel arttı. Dolar yükseldiğinden dolayı dolar düşerse endeksteki potansiyel seviyede azalacaktır. Hedef olarak 1580, 1560, 1580, 1600 seviyesi hedef olarak gösterilebilir. Dolar karşılığında da dikkat etmekte fayda var. Yatay kaldı 2 gündür. Çok böyle bir problem mumlar değil bunlar. Nispeten işte kırmızı görünse de ciddi bir problemi içermiyor. Ama tahtaların bir kısmı sektörel bazlı, bir kısmı tahtaların eksi olduğunu, bir kısımların ise özellikle birkaç zamandır söylediğim şöyle yatay kalmış tahtalar vardı aylardır bekleyen. O tahtalarda böyle sert hareketler artık görülmeye başlandı. Yine bu süreç içerisinde şurada olan bazı tahtalar var. Harekete daha başlamamış, bir türlü düşenini kırmamış tahtalar var. Endeksin sektörel bazdaki düşüşünden sonra o tahtaların pandemiden olumsuz etkilenmelerinden dolayı söyleyeyim. BIST 30 tahtaları bunlar. Pandemi koşullarının azaltılmasıyla beraber yani bir takım beklentilerin oluştuğunu, ciddi potansiyellerinin bulunduğunu, işte mesela bankacılık ve benzeri sektörlerde bir geri çekilme olursa bu tahtaların yıldızının parlayabileceğini ifade edeyim ben. Ara düzeltmelerden sonra bu tahtalar şu anki zayıf görüntülerinin yerine tam aksi daha güçlü bir duruş sergileyebilirler diye belirtelim. Dolayısıyla tahta seçimi her zaman olduğu gibi yine önemli. Süper trende kadar bugün dayandı. Süper trendi neredeyse de geçecekti öyle söyleyelim. Şurada süper trendin olduğu yeri delmiş, üstünde kapatmıştı. Ortalamayı bakın yukarıya doğru çekti. Bu tip ortalamalar yukarıya çekildikten sonra ya yukarıya hızlıca alacaklar ya da tam tersi artık ortalamayı kıracak. Şimdiye kadarki süreçte 8-9 defa ortalamalara çarpmış. Bakın dikkat ettiyseniz her seferinde ortalamaya çarpmış ve birçok tahtada 9. defa ortalamaya vurmuş olmasına rağmen ortalamanın üstüne attı ve ortalamayı delmedi arkadaşlar. Şimdiye kadar 9 defa az değil. Ancak bu delmeyeceği anlamına gelmiyor. 8-9 defa bunu yaptıktan sonra bir şekilde, çünkü borsanın dinamiği bu, bir şekilde realizasyonla karşılaşmak mümkün. Şimdiye kadar böyle sert bir realizasyon görülmedi. Tahtalarda kendi içerisinde realizasyon olursa o olmakla beraber endekste ciddi bir realize durumu söz konusu olmadı. Onu belirteyim. Yani tahta bazında yorgunluklar ve geri dönüşler olurken endekste bir yorgunluk emaresi günlerdir görülmedi. Şu anda ne görülüyor derseniz şu anda yatayda kalan tahtalarda, yatay tahtalarında özellikle ana tahta pozisyonunda ikincil ve üçüncül grup tahtaların birinci tahtaların yani ana tahtaların yerini aldığını söyleyebiliriz. Daha sonraki süreçte de dördüncül ve beşincil grup olan dördüncü ve beşinci grup olan tahtalar devreye girecekler. Zaman zaman onları da artık borsanın düşüşünde devreye gireceğini söylemek mümkün. Yani borsa düşerken onların bir kısmının çıkış yapması muhtemel, bir kısmının ise çok primli olmalarından dolayı yatayda bekleyip bekleyip aşağı vereceklerdir. Bir kısmı da böyle olacaktır. Düzeltme esnasında genelde böyle olur. Bir kısmı ise daha düşüş başlamadan işte bir iki yükseliş kaydedebilir. Onu söyleyelim. Gün içerisinde %5'ler, %8'ler güniş hareketlerle, hatta bazı tahtalarda tavan pozisyonda hareketler görülmesi bundan arkadaşlar, onu söyleyelim. Yani yan tahtalar aylardır beklerken
endeks gidiyordu. Şimdi endeks beklerken bu yan tahtalarda bir hareket. Ondan sonra endeksle beraber bunlar tekrar eski seviyelerine inerler. Endeks tahtaları ise belli bir seviyeye kadar iner. Tam eski dip seviyelerine inmezler arkadaşlar. Süreç hep böyle işler. Yani ana tahtalar yukarıda kalırken işte bu hızlı çıkan tahtalar, yatayda kalıp hızlı çıkan tahtalar aynı şekilde başladıkları yere sert bir şekilde düzeltme olduğunda tekrar geri gelirler. Onlara o yüzden çok da aldanmamak lazım. Yani tekrar öyle tavanları beklememek lazım. Onu söyleyeyim. Tavan serisini daha doğrusu beklememek lazım. Çok nadir arkadaşlar. O eski furya uzun bir zaman yaşanmaz arkadaşlar. Onu yaşayan, o dönemi yaşayan arkadaşlar o boşuna hayale kapılmasınlar diyeyim. Çok nadir istisna arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani eskiden işte yüzlerce, 300-400 tane yan tahtanın, küçük tahtanın tavanlar serisini yaptığını görürdük. Yaklaşık 6 aydır bunlarda azalma oldu ve şu son dönemde de zaten bitti, 3-5 tane kaldı. Bu yeni dönemde birkaç tavan göreceğiniz tahtalarda o eski işte 10 tavanları, 20 tavanları görmeyi beklemeyin diye, gerektiğinde hedef değerlere geldiğinde realize olma. Nakdinizi nakde çevirmekten kendinizi tutmayın diyeyim ben. Yani bundan dolayı cesur davranmak gerekir. Çünkü bu derece hızlı çıkan bir endeksin, bakın günlükte görünüyor bu net bir şekilde, hızlı çıkan endeksin düzeltmesi de belli seviyelere geldiğinde tüm bu tahtaları sert bir şekilde verirler. Şimdi biz bile düzeltme nereden gelir, nasıl gelir? Eskiden cesaretle söylediğimiz şu düzeltme noktalarını bakın artık sipsivri, yani bir ok gibi sipsivri, tam bu işin ucuna geldi. Söyleyemiyoruz, onu söyleyeyim. Yani rahat bir şekilde gerçek düşüncelerimizi söyleyemiyoruz. Söylesek de, ne kadar söylesek de, bakın burada da üçgenin ucundaydı. Her seferinde bunu kullana kullana ta sipsivri yukarıya doğru götürdüler. Ve hala da isteseler, yani bu şimdiye kadar çıkan tahtaları yatayda tutup geride kalmış olan bazı tahtalar var ki bugün onların bazılarında ciddi hareket oldu. Hala böyle seviye seviye yukarıya taşımaları mümkün. Ancak mantıklı mı derseniz mantıklı değil arkadaşlar. Yani bu işte artık mantık aramıyoruz. Fiyatları takip ediyoruz. O yüzden gün içi pozisyonları yakalamaya çalışıyoruz. Gün sonu da mümkün olduğunca da nakde geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Genel olarak izlediğim benim kendi stratejim bu. 1450'den beri, 1440-1450'den beri yaklaşık işte 10 bin, 15 bin puan oldu. 1400 diyelim. 1450'de full nakde geçmiştim. İşte 15 bin puan. Gün olarak da bakıldığında bu günlük yaklaşık 2 hafta, işte şuraya geçti. 2 haftadır tamamen nakitle, gün içi pozisyonlarla 1400'den 1550'ye kadar yaklaşık %10'luk bir endekste prim oldu. Bu süreyi, bu %10'luk dilimi işte tahtalarda, yan tahtalarda, yatay tahtalarda 2 tane %5 yakalayarak aradaki makası kapatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu arkadaşlar. Peki yurt dışı ne? Bugün yurt dışının hareketlerinden de etkilendik. Onlar da biraz zayıftılar. Şimdi doğrusu şöyle bir yurt dışı piyasalarını açayım. Dow Jones az bir miktar. 31 bin üstüne atmış ama zayıf görünüyor. Bakalım şu kısım onayla mı kalacak? Normalde ben dediğim gibi 32'ye kadar bekliyorum. Bekledim. Bakalım 32'nin üstüne ne kadar gidecek mi? Ancak şurası direnç noktası. Buranın altına gelirse bir alt nokta hedef olacak, artık buranın tutacağını düşünmüyorum. O yüzden buranın tutunması, burada tutunması çok önemli. Burada tutunur ve yukarı atarsa bizde de 1580 noktası hedef olacaktır. Yok tutunamazsa arkadaşlar, bizde de bir realizasyon onlarla beraber gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü bunların buradaki kırılımı mı sert olur. Yani şuradan aşağı gelirse sert olmasını beklerim. Beklentim bu. Peki Dow Jones'u söyledik. S&P'ye şöyle bir bakalım. Nedir S&P diye. S&P'de hareketler biraz daha sert, biraz daha zayıf. Yani son yarım saatte bir tepki gelmiş. Daha doğrusu son bir saatte aşağı doğru sert vermişler. Biz kapandığımızda buradaydılar. 1380 bölgesindeydiler. 1300, şey düzeltiyorum, 3810 dolar. 3810'dan yaklaşık %1 aşağı vermişler ve şimdi de bir tepki hareketi var. Yalnız pinli. Bu tepki pinli olması kötü. Tekrar pini sınıyorlar. Pin genelde sınanıyor arkadaşlar. Bakın şurada da pinin üstüne atmış olsa da tekrar aşağı geldi. Şimdi bu da pinli. Pinli bölgeyi tekrar sınıyor arkadaşlar. Bakın şurada da pinler sınanır. Genelde şimdi bunu da pinli yaptı. Yukarı atsa da tekrar buraya gelecek. Gelmesi gerekir. Teknik olarak öyle. Altında toparlanma var bugün gün içerisinde. Sonra yani tepki onay aldı. Tekrar aşağı doğru geldi. Altın yatırımcısını maalesef bu durum üzüyor. Altın oldukça zayıf kaldı. Arkadaşlar 1650-1700 bantına
gözü dikmiş görünüyor. Bakın oldukça zayıf ve sat yapısı var. W yapar, taban oluşturur falan dedik ama şu anki haliyle zayıf arkadaşlar. Özellikle 1820'yi de kıracak olursa ki bugünkü hareketi maalesef onay şeklinde kaldı ve bu bir ayı kanalı gördüğünüz gibi. Bu kadar daha bir potansiyel taşıyor. Yani yaklaşık 1900'den 1820 hareketi bayrak direğindeki o direk boyu kadar indiğinde 1750 yapar. 1900, 1800, 100, 1800, 1720, 1720 yapar arkadaşlar. Olur olmaz bilmiyorum ama hedef bölgesi olarak 1720 görünüyor. Haftalık baksam ne görürüz? Ya zayıf, evet. Şuradaki yapının şöyle gelmesi gerekiyordu zaten. 1600, evet. Bu ta buraya kadar. Ya şurayı bekliyordum. Buraya tam değmemişti zaten. Belki oradan çevirirler bir ihtimal. Ama orayı çeviremezler. Çünkü esas destek burada. Bu yapıyı maalesef bu yapının dili bu. Bu yapının dili bu. Artık buradaki zaman noktasında nerede gelir, nasıl gelir? Bu biraz daha üstte de olabilir. Şuradaki pin güven vermeyebilir. Yani şurada şu kısımda olabilir. Çünkü normalde şuraya gelmesi gerekiyordu. 1700, 1680, 1740, 1730 yani bu bölge sınanması gereken bölgeydi. Burası ise bu yapının hedef bölgesi, 1650 bölgesi. Yani şu bantın altına gelmesi, 1800'ün altına gelmesi, 1650, 1750 bandını bir alt bantı gündeme getirecektir. Gümüşe bir bakalım. 1900'ün üstü ise pozitif olarak algılanacaktır ama şimdilik 1850'nin üstünde kalsın da 1900'ü sonra bakarız. DAX'ta yatay kaldı. DAX çok öyle zikzak piyasa işte. DAX yatay kaldı yani çok büyük bir sıkıntı yok DAX'ta ama şu yapı dönerse tabii ki orası da bozacaktır. Saatlik bu. Günlük bakayım. Günlükte tarihi zirve noktasındaydı DAX. Evet. DAX'ta da şuraya değip ondan sonra düşeceğini tahmin etmiştik. Bakalım ne olacak. Ben de merakla bekliyorum. Zaman gösterecek tabii. Nikkei çok pozitifti günlerdir. Bakın direnç mirenç hepsini geçti. Eski bir ara zayıf kaldı şu bölgede. Zayıf kaldı fakat Nikkei ile ilgili bir şeyler oluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani Japonya borsası tarihi uzun yıllar yükselemediği noktaları yükselmeye başladı. Haftalık bu grafik. Bakın 2005'ten bu tarafa. Dikkat ediyor musunuz? 2001. Yani Japonya borsasıyla alakalı bir şeyler oluyor arkadaşlar. Japonya borsası yükselecek yani. O bir şeyler oradan kastım o. Negatif değil yani. Pozitif olacak bir şeyler var. Bu yıllardır yükselemedi. 20 yıllık yükselemediği alanları geçti. Tabii eski tarihi zirve noktalarına gelemedi ama bakın bu yükselen hatta da bir üst. Hatta eğer fake değilse, bazen de fake oluyor biliyorsunuz. Fake değilse dünya finansal sisteminde Japonya'nın belki Çin'e karşı diyelim güçlenmesi söz konusu olabilir. Para akışı bir miktar sanki o bölgeye doğru kaymış görünüyor. Neyse o kısmı biz karıştırmayalım. Niyesini dünya sistemiyle alakalı burayı biz karıştırmayalım. Bilgimiz dahilinde de değil. Petrolde bir toparlanma var. 60 bölgesine kadar bir hareket. Saatlikte de toparlanma var. Borsalar olumlu etkiler petrolün yükselişi. 60'a kadar gittikten sonra ise ben petrolde bir realizasyon ve geri çekilme bekliyorum. Bitcoin 30 bini gördükten sonra bir toparlandı. 35 binlere kadar çıktı. Şu anki evet bakın o gün yani dün çok sert 29 bini gördükten sonra süper trende vurdu. Kırmı tam da vurmamış yani hemen üstünden dönmüş. Fakat o pinli olduğu için o bölgeyi tekrar sınayacaktır ve Bitcoin birkaç yıl artık o noktaları görmez, yeni zirveleri görmez, yakın bölgelere kadar gidebilir tepki hareketi ama göreceğini tahmin etmiyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir çıkış kaydetti. Gümüşe bakayım. Gümüş 25 bin biraz daha iyi tutundu altına göre. Daha pozitif ve bugün yeşil altın daha zayıf. Gümüşün ben daha pozitif olacağını düşünüyordum ama altının negatifliğinden gümüş de tabii olumsuz etkileniyor. Belki şurada bir obo yapıp ondan sonra yukarı dönebilir. Gümüşte biraz daha pozitifim arkadaşlar. Orta uzun vadede ise hiçbir tereddütüm yok gümüşten alakalı. Kısa vadede bir miktar zayıflık var. Peki. Genel anlamda durum bu arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafiği okuma ve bilgi vermedir. Piyasaları yakından izlemeye devam ediyoruz.
yarın ola hayrola diyelim. Doğru tahta dolduğumuz sürece, tedbir aldığımız sürece, bir miktar nakitte bulunduğumuz sürece, işte trendi izleyip gerekli yerlerde stoptan kaçınmadığımız sürece piyasa fırsatlar vermeye devam ediyor arkadaşlar. Hızlı çıkan tahtaların tepe noktalarından girmeyip ortalamalardan girmek, ortalama bölgelerden atak yapmış yeni harekete geçme üzere olan tahtalardan girmek çok daha sağlıklıdır, daha güvenlidir, onu söyleyeyim. Ama işte katlamalı gitmiş tepelerde bulunan ortalaması aşağıda kalmış tahtalara tepelerden girildiğinde basit bir realizasyonda bile %20'ye yakın veya %10'a yakın durup dururken piyasa yatay kalmasına rağmen, endeks yatay kalmasına rağmen %20'ye yakın zararla sonuçlanan pozisyonlar olabilir. Bunlarda dikkatli olmakta fayda var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.